Merhaba arkadaşlar. Sizler için rastlı elektrik sistemini detaylı şekilde incelediğimiz bir video serisi oluşturduk. Bu videomuzda elektrik parçalarının ne işe yaradıklarını birlikte göreceğiz. Şimdi vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Öncelikle dışarıda varil kırarken veya sandıkları lootlarken içlerinden elektrik parçaları çıkabiliyor. Bunları ister öğrenmeden doğrudan duvara koyarak kullanabilir veya araştırma tezgahında hurda karşılığında öğrenerek, öğrendikten sonra yaparak kullanabilirsiniz. Ben burada 1, 2 ve 3 level workbench olmak üzere 3'ünü de yerleştirdim. Kendilerinin içinde teknoloji ağacını açtığımız zaman burada elektrik bölümünde işaretleyip buradan yine hurda karşılığında öğrenebiliyoruz. Ben birinci workbench'in kendisine ait olan elektrik parçalarını bu sandığa, ikinci workbench'te öğrenilmesi gereken elektrik parçalarını da bu sandığa koydum. Üçüncü workbench'te elektrikle ilgili hiçbir parçamız bulunmuyor. Şimdi sıradan ilk parçadan başlayalım. Elektrik düğmesi, kendisi bir güç kullanıyor. Bir adet elektrik girişi, bir adet elektrik çıkış bölümü var. Burada elektrik düğmesini açacak bir giriş, burada da elektrik düğmesini kapatacak bir giriş var. Manuel olarak elimizle E'ye basarak açıp kapatabiliyoruz. Fakat başka bir aparatın yardımını almak isteyerek açıp kapatmak istediğimizde buradaki girişleri kullanıyoruz. Sıradaki parçamız küçük şarj edilebilir batarya. Gördüğünüz gibi aküye benziyor. Yerleştirdiğimiz zaman bir yerden elektrik girişi, bir yerden de elektrik çıkışı yapabiliyoruz. Kendisinin toplam kapasitesi 400. Tek seferde maksimum 36,7 güç ile şarj olabiliyor ve dışarıya 15 güç verebiliyor. Bu sayede elektriklerimizi depolayabiliyoruz. Sırada büyük güneş paneli var. Büyük güneş paneli isminde olacağı üzere güneşe yerleştirilmesi gereken bir aparat. Kendisinin sabit 20 güç üretimi var. Ama bu gücü üretebilmesi için bildiğiniz üzere güneşten yardım alıyor. Şu an güneşimi gördüm. Bu şekilde güneşe bakacak şekilde yerleştirebilirsiniz. Tek bir çıkışı var. Bu çıkışı bağladığınız yere elektriği doğrudan iletiyor. Şu an güneşi gördüğü için 20 güç üretimini görebiliyorsunuz. Sıradaki parçamız depolama adaptörü. Depolama adaptörü herhangi bir sandığa, fırına veya rafineriye yerleştirilebiliyor. Yerleştirdiğiniz zaman bunu elektrikle kontrol etmiyorsunuz. Fakat endüstriyel sisteme dahil olduğundan dolayı elektrikle kontrol edilebilir bir sistemin bir parçası. Boru anahtarı yardımıyla takılı olduğu yerdeki eşyaların transferlerini sağlayan bir aparat. Sırada bölüştürücümüz var. Bölüştürücümüz kendisi bir güç kullanıyor. Yerleştirdikten sonra tek bir güç girişi var. 3 adet güç çıkışı var. İçeriye kendisinden hariç 30 enerji gönderildiği zaman aşağıdaki 3 çıkışa onlar olacak şekilde bölebiliyor. Eğer 2 çıkış kullanırsanız 30 enerjiyi 15-15 ikiye bölüyor. Görevi birden fazla aparat kullanmadan elektriği bölebilmek. Sırada kök birleştiricimiz var. Kök birleştiricimiz 2 adet büyük güç kaynağından giriş alıp bu ikisini toplayıp dışarıya tek seferde çıkartabiliyor. 2 tane güneş paneli yerleştirdik. Panellerden birinin çıkışını buraya, ikincisini buraya verdiğimiz zaman dışarıya 40 güç çıkışı vermekte. Sıradaki parçamız lamba. Lambayı yerleştirdiğimizde elektrik verdiğimiz zaman içeriği yoğun bir şekilde aydınlatabiliyor. Kendisi 2 güç kullanıyor. Endüstriyel hat. Endüstriyel hatı yerleştirdik. Buradan elektriğin girişini veriyoruz. Elektrik girişi verdikten sonra içeriye verdiğiniz gücün devamını dışarıya buradan çıkartabiliyor. Seri bağlantı yapabildiğiniz bir aparat. Küçük bir tüyo verelim. 10 güç girişi sağladık. Kendisi bir kullandıktan sonra kalan 9 gücü buradan dışarıya verebiliyoruz. Bunu yukarıda bulunan turn on'a bağladığımız zaman asla kapanmadan sürekli kendisini çalıştırıyor. Burada bir turn on girişi, burada bir turn off. Kendisini açıp kapatabildiğimiz giriş çıkışlar. Burada da filtrelerin ayarlanabilirliği ile ilgili uyarılarını alabildiğimiz çıkışlarımız var. Çok detaylı bir endüstriyel hat sistemi çekeceğiz. O zaman daha detaylı bir şekilde anlatacağız parçamızı. Sırada akım ayrıştırıcı ve engelleyici var. İkisi de birer güç kullanıyor. Akım ayrıştırıcıyı yerleştirdiğimiz zaman bir giriş, iki adet çıkış olduğunu görüyorsunuz. Bu şekilde göstereyim. Kendisine elimizde herhangi bir şey olmaksızın E'ye bastığımız zaman ayrılacak elektrik birimini soruyor. İçeriye 10 güç girişinde bulunduk. Kendisi 1 kullanıyor. Kalan 9 enerjiyi içeriye 7 yazdığınız zaman 7'yi soldan, kalan 2'yi de sağdan verecek şekilde ayarlama yapmış oluyoruz. Kendisi ayarlanabilir, sabit bir enerji sağlayıcısı.
Engelleyicimiz de şu görevi görüyor. Bir adet giriş, bir adet çıkışı var. Eğer yan tarafındaki blok girişine bir enerji girişi sağlamazsak düzenli olarak elektriğin akışını sağlayabiliyor. Fakat bir blok giriş yapılırsa elektriği kesiyor. Bunu herhangi bir aparat olarak kullanabilirsiniz. Serimizin ilerleyen videolarında bunları detaylı bir şekilde göreceğiz. Şurada zamanlayıcı var. Zamanlayıcının bir adet girişi, bir adet çıkışı var. Devreye girip dışarıya elektriği verebilmesi için bir zamanlayıcı sistemi var. Şu an içerisinde elektrik olmadığından dolayı açamıyorum ama E'ye bastığınız zaman devreye girdiğinde kaç saniye elektrik iletsin diye size soruyor. Orayı 5 olarak işaretlediğimizde aktif ettiğimiz zaman 5 saniye boyunca elektriğin geçişini sağlıyor. Görevi bu. Yan tarafında da uzaktan aktif etmeyi sağlayan bir girişimiz var. Farklı amaçlarda kullanılan 2 adet ışığımız var. İkisinin de yanma şekilleri biraz farklı. İkisi de bir güç kullanıyor. Bunları genelde kendi videolarımızda helikopter base'imizin etrafına döşüyoruz. Gece karanlıkta helikopteri indirebileceğimiz yeri aydınlatıyorlar. Bir adet elektrikli ısıtıcımız var. 3 güç ile çalışıyor. Ve burada seri devre ile devam ettirebileceğimiz çıkışımız da var. Bir açma kapaması yok. Elektriği aldığı esnada çalışıyor. Basit bir hoparlörümüz var. Elektrik verildiği zaman elektrik kesilesiye kadar düzenli olarak dışarı ses çıkışı yapıyor. Menzili de yüksek. Or anahtarımız var. Or anahtarı gördüğünüz gibi 2 adet girişe sahip. Bir adet çıkışı var. İki farklı güç, iki akımı olarak içeriye bağlantı yapabiliyoruz. Fakat dışarıya hangisi daha yüksek akımda elektrik geçişi yaparsa onun çıkışına izin veriyor. Kapı kontrolcüsü. Kapı kontrolcüsünü kapılarımızın yanına kuruyoruz. Bir elektrik vermeden kapıyı eşleştirme seçeneği çıkıyor üzerinde. Kapımızın kilidi açıkken E tuşuna bastığınızda alt tarafta yeşil yandığını göreceksiniz. Kapıyı uzaktan kontrol edebilmek veya farklı bir yöntemle kontrol edebilmek için kullandığımız bir aparat. Bir adet güç girişi var. Seri bağlantı için bir adet güç çıkışı var. Basınç plakası. Reaktif hedef ve butonu aynı anda göstereyim. Bu üç parça diğerlerinden bağımsız olacak şekilde içlerine elektrik akımı almadan dışarıya elektrik üretebilen parçalar. Reaktif hedef alçaltıldığı zaman veya herhangi bir silahla vurulduğu zaman düştüğünde şuradaki bobin sayesinde dışarıya çok düşük 1 veya 2 wattlık bir elektrik çıkışı sağlıyor. Basınç plakası genelde tuzak sistemlerinde kullanılıyor. Bunun da reaktif hedefimde butonunda güç girişi var. Fakat güç girişi kullanmadan sadece 1 watt uyarı gönderebilmek için kendisini aktif ettiğiniz zaman dışarıya elektrik verebiliyor. Basınç plakasının bir farkı var. Üstünde bulunduğu sürece elektrik akımı gönderebiliyor. Buton da kendisine basıldığı zaman eğer bir elektrik akımı almıyorsa dışarıya elektrik akımı gönderebiliyor ama çok düşük. Kendisi düğme görevi görüyor. Aktif edildikten sonra kendisi yine deaktif olabiliyor. Basılı kalmıyor. Zamanlayıcı gibi bir görevi var aslında. Telefonu göstereyim. Telefonu workbench'lerin üzerine yerleştirebiliyorsunuz. Telefonun içine kasetçalar koyulabiliyor. Fakat şu an elektrik bağlamadığım için devreye sokamıyorum. Elektrik bağladıktan sonra size ait bir telefon numarası oluşuyor. Dışarıda görmüş olduğunuz telefon kulübelerinden eğer isminizi bu telefona kaydederseniz rehberlere eklenip sizi dışarıdan insanlar arayabiliyor. Bildiğiniz gibi ev telefonu görevi görüyor. Sırada XOR anahtarı var. XOR anahtarı iki giriş bir çıkışa sahip ama iki girişten aynı anda elektrik giderse dışarıya elektrik vermiyor. Bunu gelişmiş bir şekilde evdeki elektrik gücünü dağıtabilmek için kullanıyoruz. Bununla ilgili bir video gelecek hepimize. Bir level workbench'te son olarak tutuşturucu var. Tutuşturucunun görevi dışarıya kıvılcım saçması. Ateşle çalışan birçok şeyi uzaktan kendisine elektrik verildiği esnada tutuşturucu devreye sokarak yakabiliyor. Bunu tuzak sisteminde kullanıyorlar çoğu zaman. Bununla ilgili de küçük bir tuzak şortu çekeceğiz. Evet, sırada Workbench 2 var. Workbench 2'deki parçalarımızı görüyoruz. En başta orta boşarj edilebilir bataryamız var. Kendisi bir enerji depolama aygıtımız. Dışarıya 50 güç veriyor. Maksimum 100 güç ile şarj ediliyor ve 9000 güç kapasitesi var. Küçük jeneratör. Bu elektriği üretme aygıtımız. Bildiğimiz gibi böyle yere yerleştirebiliyoruz. Biraz sesli çalışıyor. Çalıştırdıktan sonra dışarıya elektriği gönderdiğimiz çıkışımız burası. Burada durdurmak, burada da başlatmak için, uzaktan kontrol edebilmek için girişlerimiz var. Kendisi 40 güç üretiyor. Bunu arttıramıyoruz ya da düşüremiyoruz ve düşük kaliteli yakıtta çalışıyor. Hafıza birimi ve rant anahtarı. Hafıza biriminin nasıl çalıştığı ile ilgili kanalımızda detaylı bir video shortumuz var. Bir güç girişimiz, bir ters çıkış, bir normal çıkış, set, reset ve toggle girişlerimiz var. Bunu tuzak sistemlerinde kullanıyorlar. Çıkış değiştirme yapılabiliyor. Giren elektriği %50 %50 dışarı çıkartıyor. İçeriye 1-0 ayarı gönderiliyor. Kanalımızdaki shortu izlemelisiniz. Rant anahtarında durum farklı. Normalde yerleştirildiğinde girişten çıkışa doğrudan elektrik gönderimi yapıyor. Bir set girişi var. Set girişi her uyarıldığında
Elektriği %50 ihtimalle kesme olasılığına sahip. Biraz akıl oyununa benzeyen bir aparatımız. %100 istediğiniz gibi çalışmıyor. Biraz değişik yapılmış. Tesla bobinimiz yerleştirdiğimiz bölgede ortalama 35 güç ile çalışıldığı söyleniyor. Fakat kendisinde 10 güç girişi de yapsanız, 110 güç girişi de yapsanız dışarıya elektriği parçalayıcı bir şekilde dağıtabiliyor. Aslında tuzak sistemlerinde kullanıyoruz. Tek bir girişi var. Bir çıkışı yok. Seri bağlantı yapılmıyor. Devreye girdikten sonra etrafında bulunan insanları çok hızlı bir şekilde öldürebiliyor. Burada akıllı alarm, akıllı anahtar, depolama monitörünü aynı anda göstereceğim. Kanalımıza Rust Plus ile ilgili bir videomuz var. Bu videomuzda bu parçaların detaylı şekilde nasıl kullanıldığını anlattık. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Akıllı anahtar normal düğmeden bir farkı yok. İlk Workbench videomuzun ilk düğmesiydi. Yine uzaktan kontrol edilebilir bir açma ve kapama girişlerimiz var. Elektrik girişi ve çıkışımız var. Bunun bir özelliği var. Telefondan kontrol edebiliyorsunuz. Rust Plus videomuzu kontrol edebilirsiniz bunun için. Burada bir akıllı alarmımız var. Bağlandığı aparatla ilgili telefonunuza uyarı mesajları gönderebiliyor. Burada da depolama monitörümüz var. Bunu direkt bunun üzerine yerleştirebildim. Sebebi yerleştirilmiş olan sandığın veya alet dolabının içeriğini telefonunuzdan görmenizi sağlıyor. Elektrikli fırınımız var. Ortalama 5 güçle çalışıyor. Bir girişi var. Uzaktan kontrol edilebilir olacak şekilde açma ve kapama girişleri var. Seri bağlantısı yok. Bir dezavantajı var. Normal fırından çok daha hızlı eritiyor fakat size kömür çıkışı yapmıyor. Bir adet sayacımız var. Elektrik giriş ve çıkışları bulunuyor. E'ye basılı kaldığınız zaman geçişi göster bölümü diye bir mod değişikliği var. Geçişi göster dediğiniz zaman içinden geçen elektrik akımını gösteriyor. Veya sayacı göster dediğiniz zaman sizin için sayaç görevi görüyor. Çok yüksek ve gelişmiş sistemler kurulduğu zaman çevreden kaç kişinin geçtiğinden şu an çevrede kaç kişinin anlık olarak olduğuna kadar size gösterebilecek bir sistem. HBF sensörü videomuzda sayaçla ilgili çok detaylı bir anlatım yaptık. Orayı kontrol edebilirsiniz. Sırada HBF sensörümüz var. Sensörümüzün bir giriş bir çıkışı var. Elektriği aldıktan sonra 10 metre yarı çapında içeriye giren dost veya düşmanlarınızı ayırt edebilecek şekilde size uyarı gönderiyor. Uyarı göndermek istediğiniz cihaza power out çıkışından elektrik vermemiz gerekiyor. Sırada ENT anahtarımız var. ENT anahtarımız yerleştirildikten sonra iki giriş bir çıkışa sahip. Burada özelliği iki farklı yerden elektrik aldığı zaman dışarıya elektriğin çıkmasına izin veren bir kapı kontrolcüsü. Bunu nerede kullanacağınızla ilgili detaylı bir video gelecek. Tabii siz yine düşünerek de parçaları nerede kullanacağınızı hesaplayabilirsiniz. RF parçalarımı ayırıyorum. Bunları tek seferde anlatacağım. İnsansız hava aracı, drone'um. Otomatik taretim ve güvenlik kamerası. Bilgisayar masası ile birlikte gösterelim. Bilgisayar masamızı yerleştirdikten sonra 360 derece güvenlik kameramıza, şu şekilde otomatik taretimize ve evin dışına yerleştirmiş olduğumuz insansız hava aracımıza ayarladığımız kimlikleri bilgisayar masamızdan kontrol edebiliyoruz. Örnek veriyorum, 360 derece kamerama kamera 1 kodunu verdim. Bilgisayar masana oturup buraya kamera 1 yazıp eklediğim zaman şu an eklenmiyor çünkü böyle bir cihaz yok. İçerisinden kameramızı rahat bir şekilde izleyebilmemizi sağlıyor. Aynı şekilde taretimizi E'ye basılı kalıp kimliği ayarla dediğimizde taretimizi bilgisayar masasından kontrol edebiliyoruz. Bununla ilgili bir short videomuz da var. Drone'umuzun kimliğini ayarladığımız zaman bilgisayar masamıza oturup drone'u girdiğimizde drone'u kontrol edebiliyoruz. Bununla ilgili küçük bir short videosu çekeceğim. Daha detaylı anlatımı olsun diye. Sırada arama ışığımız var. Arama ışığı 5 güç ile çalışıyor. Genelde arama ışığını evimizin üstüne, dışına ya da balkonuna yerleştirip üzerine kullana basıp yönlendirdiğimiz yere çok büyük bir spot ışık sağlıyor. Genelde klanlar bahçelerini aydınlatmak için kullanıyorlar. Lazerimiz var. Genelde bir tuzak sistemi. Yerleştirildikten sonra karşısına bir ışın gönderiyor. Işının içerisinde durduğunuz sürece dışarıya yapılan elektrik çıkışının akımına izin veren bir aparat. Bir güç girişimiz var. Güç girişinden sonra güç çıkışının sağlanabilmesi için lazerin tetiklenebilmesi gerekiyor ve düzenli olarak önünden birinin geçmesi gerekiyor. Büyük bataryamız, ilk gördüğümüz iki bataryaya nazaran oyundaki en büyük depolama aracımız bu diyebiliriz. Tek seferde dışarıya 100 güç verişi var. Maksimum 200 güç ile şarj edilebiliyor ve 24.000 kapasitesi var. En ekonomik ve kullanışlı olarak bu bataryayı gösterebiliriz. Asansör 5 güçle çalışıyor. Üst üste maksimum 6 asansör koyabiliyorsunuz. Kanalımızda asansörle ilgili detaylı bir video var. Onu oradan izleyebilirsiniz. 6 asansör üst üste koyulduğu zaman toplamı 30 olan gücü kullanmıyor. Yine 5 güç kullanıyor. Böyle bir tüyo da vereyim size. Sırada endüstriyel üretici var. Endüstriyel üretici workbenchlerin üzerine yerleştirilip içlerine öğrenim taslaklarını koyduktan sonra bunları sizin için üreten bir aparat.
Bununla ilgili kanalımızda birçok video var. Örnek veriyorum, şırınga ve barut yapımını gösterdik. Barutu direkt merviye çevirmeyi gösterdik. Daha detaylı bir endüstriyel sistem gelecek. Bunu daha önceden söylemiştik. Rüzgar türbini, anlatmış olduğum küçük jeneratör ve güneş paneline nazaran daha yüksek elektrik üreten bir güç kaynağı. Tabi her zaman 150 üretemeyebiliyor ama maksimum 150 elektrik üretebiliyor. Bu da bulunduğu mevki, yükseklik ve etrafındaki engellere bağlı. Sırada RF sistemler var. Elimde bir adet RF alıcı, bir adet yayıncı, bir adet çağrı cihazı, bir de aktarıcı var. RF çağrı cihazı bir frekans ayarlandıktan sonra bu frekans tetiklendiğinde cebinizde öten bir telefon gibi düşünebilirsiniz. Burada sessiz modu var, şu an açık. Kapattığınız zaman ötüyor. Açtığınız zaman sadece titreşiyor. Böyle bir özelliği var. Büyük huil veya küçük huile gittiğiniz zaman odaların içerisinde 4 haneli bir frekans kodu görmüş olmanız gerekiyor ve altında yerde RF yayıncı kurulu olacak. Büyük huilde sandık çalıştırıldığında oradaki RF yayıncı duvardaki koda sinyal gönderiyor. Eğer RF çağrı cihazınıza bu frekansı girmişseniz üzerinizdeyken veya sandığın içindeyken ötmeye başlıyor. Ve bu sayede oyunların sandıklarının devreye girdiğini öğrenmiş oluyorsunuz. RF yayıncı anlamış olduk aslında. İçine girilen radyo frekansını dışarıya gönderen bir aparat. Bir güç girişi zorunluluğu var. Güç çıkışına ihtiyacı yok çünkü sadece radyo dalgası göndermekle görevli. Bir adet RF alıcım, bir adet de RF aktarıcım var. RF aktarıcım frekans ayarlandıktan sonra her bastığınızda bu frekansı dışarıya ileten bir telsiz. Basılı kalırsanız basılı kaldığınız süreç boyunca düzenli olarak iletimi sağlıyor. RF alıcı da bu gönderdiğimiz bütün frekansları, yayıncı olsun, telsiz olsun, bu frekansları alıp bundan sonra dışarıya elektrik gönderen bir aparatımız. Elektrik girdikten sonra herhangi bir telsizde kendi kodunu aktif ederseniz dışarıya bu elektriğin çıkmasını sağlayan uzaktan kumanda diyebiliriz. Son olarak da asansörümüz kaldı. Şöyle ortalığı bir temizleyeyim. Araç asansörümüzün özelliği ise yerleştirip 5 güç verdikten sonra dışarıda topladığımız arabaları eve getirip tamir edip aparatların değiştirmemize yarayan küçük bir asansör. Üzerinde aracınız varsa ve kendisinde güç iletimi olduğu sürece aracın canını besleyen bir aparat diyebiliriz. Kendisinden güç kesildiği zaman böyle yetersiz güç uyarısı veriyor ve üzerindeki araç beklerken bile can kaybına uğrayabiliyor. Bu videomuzda size parçaları tanıtmak istedik. Çok yakında ana konumuz olan elektriği evimize nasıl sokarız, evimizde nasıl depolarız ve nasıl dağıtırız bunu anlatacağız. Basit ve gelişmiş sistemlerimiz olacak. Bizi takipte kalmayı unutmayın.